Merhaba herkese, haftalar emlak konut günlük grafik. Geçen haftalarda tabii bir düşen kırılma, onun çekimde onu anlatmıştım zaten geçen haftaki videoda olmuştu burada. BKGÖ'nün klasik bir hareketi var yani, onu tekrar hatırlatayım. Bunu 1.70-1.80 civarlarında topluyor piyasa. Genellikle bir bahane bulursa da 2'nin üstüne, artık 2.20 olur. Bazen 2 lira civarları direnç oluyor. Oralarda da ufak ufak veriyor. Yani geçen hafta burada 2 lira direncini konuşmuştuk. O direnci zorladık hafta içinde. Olmadı kırılım ama henüz akımda bitmiş durumda değil EKG'de. Hala yukarı akım devam ediyor. Şunu sorun oluyor. Tekrar tekrar söyleyeyim. Ya ben de söylüyordum çünkü geçen sene de anlatıyordum. Uzun uzadıya anlatıyordum. Yani bakın, konut sektörü düşük faizi sever. Dolayısıyla faiz indirilirse konut sektörü artar diye anlatıyordum. Şimdi bazen geçen bir arkadaş yazdı. Gitmeyenler var dedi. Yani niye o zaman bunlar patlamadı yukarı doğru gayrimenkuller? Yani standart bir, yani ekonominin tekrar büyümeye başlayabileceği bir faiz indirimi değil bu. Onun için dolayısıyla o etkiyi tam olarak alamadık. Yani bir miktar yukarı hareket var. Evet, olumlu. Ama hani majör dönüş anlamında, yani burada çünkü piyasanın emlak konutta, ben size açık söyleyeyim, takip ettikleri 2 lira falan değil. Yani burada vatandaş, yatırımcılar 3 lira 3.40 tepesini arar döner döner. O kıymetli olduğu zamanlar, o zamandı yani emlak çok peynir ekmek gibi satıldığı zamanlar. O zaman dönmek için de bir fiyat istikrarı falan lazım, yani enflasyonun düşmesi lazım. Bu faiz indirimi çok genel görüşe aykırı bir faiz indirimi olduğu için işte yaptırdığı heyecan biraz daha sınırlı oldu açıkçası konut sektöründe. Dolayısıyla ama çok önemli değil. Yani ben hani daha uzuncular için söylüyorum bunu. Kısa vadede yukarı akımı takip ediyoruz. Dediğim gibi 2 liranın üstüne kapanış arıyoruz emlak konutta. 2 liranın üstü kapatırsa 2 lira 2 kuruş 200 gün ortalama bir, yani direnç olur mu bilemiyorum ama yani 200 gün çok fazla olmayabiliyor kısa hareketlerde, ama yine de bakılır ara direnç olarak. 2 lira 2 kuruşun üstüne giden bir harekette de 2.20'ye kadar açıkçası bir alan açılıyor. Yani orada %10'luk daha bir alan var. Dolayısıyla bu dirençler takip edilir. Destek 1.95 ve 1.90 olarak alınabilir emlak konutta. Hacimler iyi, fena değil. Yani yola şöyle biraz hacim yükselterek başlattı. O da zaten bir net alıcının olduğunu işaret ediyor. 2.20'nin üstü o bambaşka bir şeye gider. Onu söyleyeyim yani. Orası artık 2.40 tepesi var yukarıda. 2.40'da geçiliyorsa, yani ara dirençler var, onları atlıyorum ama genel tabloda 2.60'a kadar bir daha bir alan açıldığını söylemek mümkün. 74 RSI biraz yüksek bir RSI seviyesi. Normalde satıcılar bu RSI seviyesinde yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Yani bir kar realizasyonu ihtimalini ortaya koyuyor. Baktığınız zaman geçilirse eğer bu 75 RSI seviyesi aşağı yukarı arkada bırakıldığı zaman 78 ve 80 RSI'ye doğru bir yolculuk olma ihtimali de var. MACD pozitif. Biraz da bir momentum düştü. 2-3 gündür şurada, herhalde 3 gün olması lazım. Evet, 3 gündür bir hafif bir momentum düşüşü var. Önemli değil yani, destekler çalıştıkça bunun bir önemi yok. Tabii majör olarak en alttaki en kötü, hani olur ya, bir haber gelir bir şey olur. Borsa böyle yıkılır bazen. Karşıdan bakarsınız bir şey yapamazsınız. Öyle bir durum falan yaşarsanız da halihazırda 1.80-1.70 varlığını en kötü ihtimalde sürdüren destek seviyesidir. Bu destek seviyesi kırılmadıkça da fiyatın arada sırada 2 liralara gelmesi zaten beklenen bir şey açıkçası. Yani biraz az oluyor. Öyle çok tekrar olmuyor aylar içerisinde. Çok hızlı yapamıyor hareketini. Ama en nihayetinde de genel tablomuz bu. Herkese iyi haftalar.